Sayın Karakuş siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi ne kadar e, tahmin ediyorsunuz diye sorsam aslında e, belki siz de e, Türkiye'nin o kadar çok yılına tanıklık etmiş e, yaşınız gereği sor, sorayım artık. E, Birçok da e, ekonomik dalgalanmaya şahit oldunuz. E, ne, ne öngörüyorsunuz ve birinci öncelik nedir sizce? Ne yapılmalı? Biraz evvel e, Sayın Şendir e, dedi ki 400-430 dolar civarı o da zaten 8 milyon'u biraz aşıyor. Yani eğer ona gidersek orada öyle. Şimdi tabii bakın efendim e, buradaki olay e, üretimi tarım maddelerinde, gıda maddelerinde üretimi arttırma teşebbüslerini bir yere getirmezseniz ondan sonra tarlasını ekemezse Efendim gıda enflasyonunu tutmanız mümkün değildir. Bunu daha önce de konuştuk dedik ki efendim bir şekilde biraz evvel Sayın Şendir'de Sayın Özçelik'te söylediler. Yani dolaylı vergiler o kadar yüksek ki Türkiye'de işte yani 25 liraya mesela 1 litre mazot alıyorsunuz. Yani şimdi oradaki vergi yani dolaylı vergi. Yani şahıslar buna nasıl dayanacak elbette ki zorluyor. Yani traktörüne bir defa vergisiz mazot koyabilmeli. Bir şekilde yiyecek taşıyan bütün tırlar, kamyonlar mazotu rahatlıkla vergisiz alabilmeli. Yani maliyetini alabilmeli. Yani Peki Sayın Karakoş şunu sorayım mı size madem ya. öyle? Ama çiftçi zaten çok uzun buyurun, süredir buyurun. bu konuyu dile getiriyor ve e, çiftçiden alınan fiyatla bizim masamıza gelen fiyat arasında çok ciddi farklar var. Mesela bunu nasıl değerlendirirsiniz? Çiftçiye e, mazot desteği verilsin. O da ayrı. E, mazot desteği verilsin. O da ayrı. Çiftçi, veya işte e, tohum desteği verilsin. Bakın, o, o, o. o ayrı bir konu o da ayrı bir konu o da bir devletin denetlemesi ile ilgili bir konu. Yani büyük işte marketlerin yaptığı konularla ilgili yani bir an evvel efendim işte biraz evvel söylendi. Yani süt fiyatı artar artmaz peynir fiyatları daha otomatik artıyor. Yani onu söylediler ama şunu söylemek istiyorum. Üretim bol olmazsa asla ve asla bir şekilde gıda maddesinin fiyatını indiremezsiniz. Önce üretim bol olacak. Üretim bol olmasının yolu da bu söylüyorum yani. E, gübre konusunda olsun, aynı zamanda e, yani traktörünü sürecek hali olsun e, çiftçinin de sürmeye niyetlensin. Çünkü süre, süremediği takdirde, süremediği takdirde o zaman üretim olmuyor. Üretim olmayınca bir şekilde gıda fiyatlarını durdurmak mümkün olmuyor. Yani bu konuda kısa vadede yapılması gerekebilen husus bu. Yani uzun vadenin çok efendim tedbirleri var. 10 yani yıla yayarsanız efendim sulardan da arazi miktarını arttırırsınız. Ekim yapılan yerin miktarını arttırırsınız falan filan. Onlar yani öyle kısa dönemde olabilecek bir şey değil. Ama şu anda kısa dönemde yapılabilecek olan husus bu. Hiç olmazsa dar gelirlerin üzerinden bir şekilde vergiyi, dolaylı vergiyi kaldırmış olursunuz. Bu çok önemli çünkü biraz evvelde gayet iyi açıklandı dendi ki benim asgari ücret verseniz dahi yani gıda maddelerine tabii ki belirli güce sahip olanlar ilk önce karnını doyuracak. Yani insanlar yani karnını doyuracak ki ondan sonra belki başka ihtiyaçlarıyla ilgili bir atılımda bulunabilsin. Yani bugün birçok öğrencinin de ne kadar doğruluğunu bilmemiz mümkün değil istatistiki olarak ama benim binlerce öğrencinin de bu taşımalı eğitim nedeniyle taşıma parasını veremediğinden okuluna gidemediği gibi efendim bazı bilgiler var. Doğruluk derecesini e, tespit etmek mümkün değil. Öyle kolay işler değil zaten onun doğruluğunu tespit etmek. O nedenle söylemek istediğim o benim. Şimdi gelelim işveren açısından. Yani işveren e, ya ödü kopuyor, ödü. Yani neden öyle biliyor musunuz? E, yani e, kıdem tazminatını bile veremiyor. Yani o durumda. Yani şimdi kıdem tazminatını bir kenara koyması lazım. E, ama kenara koyamıyorsunuz gelir elde edemiyorsunuz. İşte gördüğünüz gibi üretici fiyatları %150. Yani %150 üretiyorsanız bu enflasyonla üretiyorsanız bunu o efendim enflasyon oranında satacaksınız ki kâra geçesiniz. Yani birçok yani bir şekilde şirket konumunda olan biz bunu kendimiz yaşıyoruz yani küçücük bir şirketimiz olsa var öyle söyleyeyim. Küçücük şirketimizde görüyoruz biz sıkıntımızı. Kıdem tazminatını dahi ödeyecek gücümüz yok. Yani son bakın bunu yanlış kimse anlamasın. Bu Türkiye için söylemiyorum bunu. Bu malumunuz bir şekilde 3 sene neredeyse bu salgın hastalık sürdü. Pandemi sürdü. Bütün dünyanın iktisadi durumunu bozdu götürdü. Evet. Arkasından, Arkasından... Bu Ukrayna Savaşı çıktı. Bu dördüncü yıl bakın kolay değil. Bunu daha önce de söyledim. Muhtemelen 10 yılda anca düzelir bugünkü dünyanın ortamı dedim. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri malumunuz Çin'le mücadele için bütün Çin'den efendim almak istediği hususları daha önce aldığı maddeleri almaz hale geldi. Ticareti baltaladı. Avrupa aynı şekilde devam ediyor. İşte Rusya'ya yapılan yaptırımların tersine tabii ki dönüşümü de var. Bütün bu ortam içerisinde elbette ki biliyorsunuz Hollanda hemen deldi. Efendim yaptırımların yüzden fazlasını hemen ortadan kaldırdı. Dedi ki ben Rusya'ya bu yaptırımları yapmayı kabul etmiyorum. Benim çünkü özellikle Hollanda biliyorsunuz tarım ülkesi. Birçok şeyi malumunuz turfanda üretiyor, e, seralarda üretiyor. E, seraları ısıtamadığı için e, Hollanda'da e, tarım üretimi fevkalade düştü. O nedenle çiftçiler büyük zarar e, etti. E, bunun sonucunda bakın Hollanda e, dayanamadı ve Avrupa Birliği'nin kurallarına karşı geldi. Biz karşı gelsek Türkiye Peki. Efendim, daha içeride olmadan Avrupa Birliği'ne kabul görmeden... Neler gelir başımıza bilmem. Ama evet. Hollanda bunu açık açık söyledi. Durumu, durumu öyle söylemek istiyorum. Yani burada hakikaten devletin yapması gereken husus dolaylı vergiler. Biraz evvel onun üzerine Sayın Şendir bastı. Dolaylı vergilerle halkın en alt kademesindeki feda sıkışıyor. Bunu kurtarmamız lazım. O Peki. zaman zannederim enflasyon üretim arttığı için düşebilir. Ya e, paşam izninizle e, bir katkı olarak bir istatistiği vermek istiyorum. Yaş meyve sebzede biz hala yüzde %30-40 aralığında yolda kaybediyoruz. Bir bu çok önemli. İki seralarda Hollanda örneğini verdiniz. Bakın çok acı bir şey söyleyeyim. Geçen sene domatesin temel uçma fiyatlarından bir tanesi seralarda Don. ısıtma maliyetinden dolayı kış üretimi yapılmadı. Sonbahar ve ilkbahar üretimi yapıldı. Bunun bir tane çözümü var ve biz bu konuda çok şanslı bir ülkeyiz. Sera, jeotermal kaymak, kaynakla yani yeraltı sıcak sularıyla ısıtıldığı zaman müthiş bir fayda sağlıyor. Türkiye'de en fazla jeotermal kaynak Ege'de, en az Sera Ege'de, en az jeotermal kaynak Akdeniz'de, en çok Sera yine Akdeniz'de. Şunu söyleyeyim, bakın ne başarılıyor. Şu anda... Hiç olmayacak şey, Manisa'daki jeotarmal kaynak, e, kaynaklarla kurulan seralarda muz yetişiyor. Antep fıstığına kadar gidiyor mesela. Yani e, yapılabilecek çok şey var bu jeotarmal kaynaklarla. Tarım Bakanlığı da bu arada e, devletin bu konuyla ilgili bankasıyla beraber müthiş avantajlar sağlıyor. İş dünyasının bir miktar tarıma dönmesi ama bu yolda kaybettiğimiz %30-%40 yaş meyve sebzedeki fire oranı çok yüksek bir fire oranı o soğuk zinciri doğru kurmak dahil olmak üzere bu konuda çok yapmamız yani sokağa atılıyor. Ürettiğimiz yaş meyve sebzenin yüzde otuz kırkı gitti. Belki oldu. büyük şehirlerde tarıma yeniden başlanabilirdi aslında Sayın Şendir. Olamaz mı? Ya şöyle söyleyeyim. bakın İstanbul'da mesela imkansız diye bir şey var mı? Bir daha çok acısını söyleyeyim. Bakın şu anda e, alan var aslında İstanbul'da. E, şey köprü başından e, hani Salihli'den gelin köprü başı Soma o hattı şeye doğru yukarıya çıkın demirciye doğru çıkın. Lübnanlılar geliyorlar mantar <laughs> üretiyorlar. Bilmem ne yapıyorlar. Yani bizim topraklarımızda yabancılar alıp üretim yapıyorlar. Biz tarım meselesini ciddi almak ve fazlasıyla ciddi almak zorundayız. Peki. Şimdi AK Parti... Göksel Hanım, özür dilerim. Ben de, Size hemen, hemen, Öner, hemen. öneriniz, <laughs> Öneriniz, size. dik, Öneriniz dikkat çekici de e, şimdi şöyle bir şey, bu işleri planlı yapmazsanız yepyeni sorunlar da beraberinde gelir. Aslında yani, ziraat odaları İstanbul'da bununla ilgili İstanbul'da, çok İstanbul'da... yayında yapıyoruz biz Sayın Özçelik. Ee, iklim şartlarına evet. uygun yeni hayır, hayır. ekim alanları ve yeni şartlar koşulları oluşturulması gerektiği yönünde değil mi? Ay, şu, şunun için söylüyorum ben de Antalyalıyım da onun için. <laughs> yani o bölgelerde çok ciddi yani Türkiye'nin ihtiyacına göre konumlanmış yatırımlar yapılmış. Ha, o Eğer anlamda siz bunları bir plan dahilinde yapmazsanız orada üretilenler ne yapacak? Şimdi bu bu planlamayı eskiden Devlet Planlama Teşkilatı diye bir şey vardı. Bu Devlet Planlama Teşkilatında bunların planları yapılırdı. Şu anda oralar falan kalktı. Bu planlama yapılmazsa eğer yani o zaman da başka bir sorunu tartışmaya başlarız. İsmet o Bey, anlamda söylüyorum. Çok haklısınız. Yani çok özür dilerim. Ne olursunuz kusura bakmayın. Son bir şey söyleyeyim. Biz de çiftçi... Çi bir dahaki tur için zamanınızı ben alacağım. <laughs> tamam yani... Helalleşin <laughs> sonra bir daha yayın sonrası. Neyse bu kıymetli bir bilgi. Ben bunu söylemekten e, imtina edemeyeceğim. Türkiye'de üretim planlaması şöyle. Çiftçi istediğini ekebilir. Hollanda'da size kooperatifler çok kuvvetli olduğu için... ...üç üründen birini seçme şansı verir. Türkiye'de devletin üretimle ilgili yapabildiği tek şey şu... Belirli bölgelerde sadece teşvik vererek üretimi yönlendirmeye çalışıyor. Türkiye'de bir üretim planlamasına ve bu anlamda Tarım Bakanlığı'nın elinin güçlendirilmesine de ciddi anlamda evet. e, ihtiyaç var. Şimdi asgari ücretten çıkıp aslında sanki tarıma giriyormuş gibi bir başlık oldu ama e, dar gelirlinin en çok ihtiyacını harcadığı kalem e, gıda olduğu için haliyle konuklarımız bu başlığa e, biraz da atıfta bulundular. Önce bu sorunun çözülmesi gerekiyor. E, nedir çözüm noktasında? E, sayın Güçler size devam edelim ama AK Partili Numan Kurtulmuş şöyle bir açıklama yaptı 6 Kasım tarihinde. Vatandaşımızın mutlu edecek, alım gücünü arttıracak bir gelişme yaşanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan o konuyla ilgili yaptığımız son açıklamada yükselen enflasyon sebebiyle özellikle sabit gelirli vatandaşlarımızın yaşadığı refah kaybını telafi etmekte kararlıyız demişti. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati de şimdiye kadar Asgari ücretliler enflasyona ezdirilmedi ve bu yılda aynı şekilde bir artış olacak. Asgari ücretteki artış enflasyonun üzerinde olacak dedi. Ee, sabah gazetesinde yer alan habere göre kulis bilgisine iddiaya göre diyelim sabah gazetesinden. E, asgari ücret 7500'e 8000 lira e, deniliyor. Memura refah payı da %5-10 civarı. Evet. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi tabii şöyle bir şey var yani şu ana kadar... Ee, gerçekten hükümet e, çok alanda, pek çok alanda, e, işte vatandaşın alım gücünün düşmesini önleyecek, e, refahı belki de arttıracak. E, yani bir anlamda tüketiciyi e, üreticiyle birlikte korumaya yönelik çok büyük gayretleri var. Yani sübvanse tedbirleri var. Bakın bugün enerjinin yüzde 80'ini devlet e, ediyor Hani e, gerçekten bu anlamda çok büyük gayretler. ...gösterildiğine şahit oluyoruz. Fakat dikkate alınmayan bazı hususlar var. Zaten bizim de burada uzman olarak, akademisyen olarak... E, yap, ...analiz yapıp kamuoyuyla paylaşmaktaki muradımız da budur. Farklı açılardan konuyu değerlendirip... Bir şey Şimdi burada tabii ne yapıyor hükümet ağırlıklı olarak? Bir yerlerden tasarruf ettiğini işte bir yerlere aktarmak suretiyle... ...yani şeyde bir denge sağlamaya çalışıyor. E, gelir gider ya da işte bu enflasyona karşı bir takım tedbirlerle vatandaşı ve üreticiyi koruma noktasında bir denge regüle etmeye çalışıyor. Denge sağlamaya çalışıyor ama işte baktığımızda aslında hiç söylenmeyen fakat bence asıl meselenin temelinde yatan iki tane önemli sorun var. Yani bunları çözmeden bir kara delik var çünkü büyük bir kara delik var. Bu bu delikler kapatılmadan buradaki şeyleri kapatmak yani regüle edici önlemler, Kolay değil efendim yani çok da sonuç hemen sonuç alınabilmesi çok da kolay değil onu size söyleyeyim nedir bunlar iki tane dediğim gibi. birincisi demin kıymetli katılımcılarda söylediler yani e, ve bunu işte Sayın Aydın Ağaoğlu da ilk kamuoyuna açıklayanlardan biridir tüketici konfederasyonları başkanıdır kendisi yani hatta daha bakın zam gelecek bu ama bu süte gelecek zam aslında süt ürünlerine markette nasıl yansıyacak? Sonra gördük inanılmaz şekilde yansıdı. Ve bunu da aslında hani sivil toplum kuruluşları ikaz da ettiler yani. Ben çünkü canlı yayında beraberdik Sayın Aydın Aydınaoğlu'yla. Bunu ifade ettiler yani. Ve ne olacağını hakikaten merak ediyorduk. İşte merakımız da giderilmiş oldu. İnanılmaz bir şekilde daha süte zam gelmeden marketteki peynire, yoğurta vesaireye zam geldi. Şimdi kıymetli katılımcılarımıza da ben sormak isterim. Sizlere de sormak isterim. Herkese de sormak isterim. Bunun adı nedir o zaman? Bunun adı ahlaksızlıktır efendim. Kusura bakmasınlar. Tamam? Bunun adı ahlaksızlıktır. Bir etik Marketlerdeki sorun. Marketlerdeki tekelleşme Evet yani mi bu hayır. Yani şunu diyorum. E, bu do, bunu Fahiş fiyata uygun. müsaade eder misiniz? Doğru çünkü tanımlamak lazım. Burada daha süte e, zam gelmeden marketteki süt ürünlerine zam yap, yapmak bu yapan varsa ki var. E, bunu da kamu, Buna e, bu etik sorundur efendim yani. Öncelikle bir etik sorunu var. Bir ahlak sorunu var yani burada. Yani gerçekten çok ciddi bir ahlak sorunu var hem de. Bunu pek çok alanda görüyoruz. Ben burada size yüzlerce kam çünkü kendim bizzat da gidip bunu denedim. Hani nedir ne değildir. Bir bakıyorsunuz bir tane ızgara. Yani basit bir mangal ızgarası. Yani ne kadar absürt değil mi? Yani bir bakıyorsunuz gerçek fiyatı 40 liralarda, 50 liralarda bir bakıyorsunuz 100 liranın üzerinde satılan yerler falan. Şimdi bakınız iki tane dedim bak. Birincisi bu ahlak meselesi. Ticari ahlak meselesi. Gelişmiş ülkelerde ticari ahlak hiç kimsenin merhametine bırakılmamıştır. Yani burada eğer haksız kazanç yapan varsa işte mahkemelere ve şimdi baktı hatırlayın bir zaman ne oldu? Bir marketler üzerinden bir tekelleşme ve bu tekelleşme üzerinden suni fiyat artışlarına şahit olduk geçmişte. Ceza da kesildi. Evet. Esinde. Ne oldu? İşte cezalar nihayet kamuoyu baskısıyla ceza mahkemeye intikal etti. En son aldığımız bilgilerde aslında yani tamam bir hukuki süreç yürütülüyor. Zaten hukukun doğası gereği hukuk yavaş ilerler. Yani birden hemen böyle Bıçak keser gibi adaletin kılıcı gelip kesmez. Ama yani bu doğası gereği yavaş gidecek. Hukukun hızlandırılması için bazı ön e, farklı e, yine demokratik ve hukuk çerçevesinde alınabilecek de tedbirler var. Yürütmenin bu noktada işte belli noktalarda serbest güçlendirilmesi... piyasaya etkiler mi peki sayın Efendim? Serbest piyasayı etkiler mi sizce? Efendim yani şimdi burada serbest piyasanın rekabet şartlarını, doğal rekabet şartlarını bozmadan bir takım uygulamalar yapılması gerekmektedir. Bakın bu, bu, Türkiye'de bunun bir ihtiyacı var. Yani şimdi nasıl açıklarsınız yani daha süte zam gelmeden bilmem şey dünya kadar zam yapan hepsini de söylemiyorum tabii. Bir kere bir ahlak sorunu var. Bu ahlak sorununun sebep olanların e, merhametine bu vicdan bırakılmamalıdır. Yani geçmişteki uygulamalarda da bizim yeterli etkiyi hukuki açıdan sağlayabildiğimizde düşünmüyorum. Düşünen varsa da buyursun söylesin. Yani bir kere çok yavaş. Tabii ki yani bakın burada hukuku eleştirmiyorum. Hukuk doğası gereği yavaştır. Çünkü deliller toplanacak, işte kolluk kuvvetlerine yazılacak, bilir kişiler görevlendirilecek, raporlar elbette en sonunda da hakim karar verecek. Bakın bu eyvallah. Ama şimdi şartlara göre yürütmenin o devlet aklıyla alabileceği ön tedbirler var. Bir kere bunların Hukuk sistemi anayasamız çerçevesinde geliştirilmesi ve proaktif davranılmasını sağlayacak mekanizmalar üretilmesi gerekmektedir. Bu ahlak, ticari ahlak soyut bir kavramdır. Değerleri ifade eder ama hiç kimsenin merhametine bırakılmamalıdır. Hem tüketicinin hem de üreticinin korunması. Şimdi bakarsanız, e şimdi ne oluyor? Tamam bir yükselme oluyor. Tamam da bu yükselmeden üretici şey yapmıyor ki, fayda görmüyor ki. Fayda görmediği için ne oluyor? Sübvanse edilmeye çalışılıyor doğal olarak. Niye? Çünkü üretici üretecek ki bu çark dönecek. E tüketici bundan zarar görüyor, faydalanamıyor. E sübvanse ediliyor. İşte bakın ne yapıyoruz? Doğal olarak sizler de soruyorsunuz. İşte asgari ücret ne olacak? Yapılan projeksiyonlar var. Bir başka e, kanallarda da, katıldığınız yayınlarda bu ifade edildi. Benim fikrimde 8 bin lira civarında olacak. Yani %50-55 bandında bir nette bir artış olma ihtimalinin ifade ediliyor. Ee, yani bu tabii bizim tahminimiz bir projeksiyon olarak. hani Benim de katıldığım muhtemel o, doğrudur demiyorum ama olması muhtemel olarak gördüğüm husus 8 bin lira civarında. 8 bin, 8 bin 500 bandında olma ihtimalini yüksek görüyorum. Ama şimdi bakın bir taraftan üreticinin kaybı oluyor. Diğer taraftan tüketici zarar görüyor, kazanan ahlaki olmayanlar kazanıyor. Bu bu, bu önlemel efendim, bu büyük bir açıklık yaratıyor. Bakın büyük bir kara delik bu. Yani neticede üretici kazanmıyor, tüketici kazanmıyor, başkaları kazanıyorsa bu denklemde e, o zaman bir dakika demiyorum. Yani bu, bu bu ahlak sorunu, ticari ahlak sorunu hukuki olarak e, yerine oturtulmalı çözülmeli. Yani buna bir kere. Şey yapmak lazım. İkincisi... Şimdi o zaman asgari ücret üzerinden herkese Sanıyorum bunda hemfikir. Asgari ücrete zam yapılsın ama market fiyatları, gıda fiyatları mı öncelikle bir kontrol altına ya alıp ya evet, denetlensin çok, diyorsunuz? Çok geçeyim. Yani aslında... Net bir şekilde ya, bunu ifade evet, ediyorsunuz. Kesinlikle. Çok teşekkür ederim. Yani sadece e, biz burada e, asgari ücreti şu kadar olmalıdır, bu kadar olmalı. bakın tatmin olamayız. Yani bu kara delik, bu e, ticari ahlaki olmayan hususlar bu şekilde kontrol altına alınıp e, bir düzen, bir regülasyon sağlanmadığı müddetçe ne kadar arttırırsanız artın, ne kadar sübvanse en ufak bir şeyde yeniden bir manipülatif, spekülatif bir harekette yeniden dalgalanmalar, ekonomide dalgalanmalar yaratacak şeyler Bir kere bunu adını koyalım. Bir ahlak meselesini hukuki olarak bizim acilen çözmemiz lazım. İki, yani şimdi e, gerçekten önemli denetleme mekanizmaları filan oluşturulmuş durumda ama ya şimdi binlerce firma var. Binlerce alışveriş yerleri var. Hangi birini ne kadar denetleyebilir? Denetlemede çok ciddi eksigimiz var. Şimdi burada bir mantık geliştirmek gerekirse ben bunu öz yani kısa ve öz olarak anlatıyorum. Şöyle bir şey, gelişmiş ülkelerde de mesela binlerce market, binlerce alışveriş merkezi, binlerce ticari yer var, bürolar var, bir sürü şey var. Ama şöyle bir şey var. Yani şimdi siz kuralları koyup neticede Öyle bir denetleme yaparsınız ki ibret alemlik olur. Örnek veriyorum. isim vermeyeceğim. Başıma gelen bir şey olduğu için söylüyorum. Daha doğrusu şahit olduğum bir şey. Bir yurt dışında bir yere gittik. Bir görev nedeniyle bir yere gittik. Ya bir tanesi orada bir villası var. Bir o ülkenin vatandaşının bir villası var. Villasının duvarı yıkılmış. Duvarı yaptırmak için bir oradan işte göçmen durumunda olan bir türkü buluyor ve orayı yaptırıyor. İşte şu kadar anlaşıyorlar. Parayı da veriyor. Sonra duvar yapılıyor. İşçi parasını alıyor gidiyor. Öteki de memnun. Sonra bunu denetlemede bu duvarın yeni yapıldığı tespit ediliyor ve diyor ki devlete ne kadar vergi verdiniz? Verilmedi. Ne oluyor biliyor musun? Villayı elinden alıyorlar. Ya bu kadar ibretlik bir şeydir. Çünkü bazı şeyler caydırıcılığı olması lazım ki çok geniş, çok böyle detaylı, teferruat. Şimdi düşünün caydırıcılığı yok ama her şeyi denetliyorsunuz. E, denetleyin. İşte örneklerini daha önce geçmişte gördük. Yani tamam hukuk ondan sonra da hukuk e, tabii ki hukuk işleyecek. Ama yani öyle bir şey yapacaksınız ki o denetlemenin o o kanuna karşı gelmenin caydırıcılığını da hakikaten sağlamanız lazım. Hem denetleme hem de caydırıcılık dengesi çok ciddi şekilde Türkiye'de ihtiyaç olan hususlar yani sağlanmaya ihtiyaç olan hususlardan bir tanesi. Dolayısıyla bir etik konusu var. Bunun yasal düzlemde Mutlaka çok iyi çalışılıp bir an önce proaktif davranılacak şekilde, özellikle yürütmenin gücünü de hukuku yani hukuk adalet mekanizmasını destekleyecek şekilde bir bütün olarak, bütünleşik olarak, entegre olarak düzenlenmesi ihtiyacı var. İki, bu denetlemeler ve caydırıcılığı birlikte kombine edip optimum etkiyi sağlayacak bir yeni e, sisteme de bu noktada ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Yoksa düşünün yani. Ben mesela şimdi biz bunu konuştuk. Tüketici Konfederasyonları Derneği Başkanı Sayın Aydın Ağol da bunu söyledi. Oradaki konuklar da ben şahit olduğum için söylüyorum pek çok. E tamam sonuçta süte zam geldi. E ürünlere de zam geldi. E sonra konuşuyoruz işte. Hayır yani artık bunun proaktif olarak bir dakika denmesi lazım. Bakın süte zam geliyorsa şuradaki bilmem şu tarihleri, şu şeyi vesaireyi şu olmalıdır filan gibi bir düzenlemeye zaten ihtiyaç vardı bunun yapılması lazım ve tutup da artık bu tür böyle manipülatif harekette ekonomik dalgalanmalar yaratacak provokatif manipülatif hareketlerin artık bu ülkede olmaması lazım. Bunun için dediğim gibi bir bu ahlaki meselenin hukuki olarak çözümlenmesi yürütmenin proaktif davranmasını sağlayacak önlemlerin alınması. iki denetleme caydırıcılık dengesinin optimuma çıkarılacak şey. bazı şeyler vardır örneğin tamamdır yani nedir ona, onda biraz tolerans gösterebilirsiniz. Hatta zaman zaman aflar çıkarırsınız. İnsanlar olabilir yani. Onlar kabahattir. Yani çok, ama şimdi tutup insanların yaşamını etkileyen gıda vesaire bunlar, bunlarla oyun olmaz. Olmaması lazım. Oynayanları da devlet gereğini yapması lazım. Bu konuda da tekrar ediyorum. Yani denetleme ve caydırıcılık dengesini sağlayacak bir düzenlemeye de ihtiyaç olduğunu söyleyeyim efendim.